Herkese merhabalar. Bu videomuzda İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 104 Matematik 2 dersinin 2023 güz dönemi 1. vize sınavının sorularını çözüyoruz. Birinci soruda boşluğu en uygun şekilde doldurunuz demiş. Kutupsal koordinatlardaki r teta'daki r'nin ne olduğu ile alakalı bir soru. R bir noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığını verdiği için cevabımız distance olur. İkinci soruda ise kartezyen ne çevirme sorusu, kutupsaldan kartezyene çevirme sorusu. X eşittir r cos teta ve y eşittir r sin teta dönüşümlerini uygularsak buradan da x kare artı y karenin r kare geldiğini biliyoruz. Şimdi şu denklemi ele alalım. R artı r cos teta eşittir 2 şeklinde. R cos teta yerine x yazabiliriz. Peki r'nin yerine ne yazarız? R'yi de şuradan çekersek karekökün içinde x kare artı y kare olarak yazabiliriz. Bunun yerine karekök içinde x kare artı y kare yazdık. R cos teta da x'ti. Eşittir 2 dedik. Karekök içinde x kare artı y kare eşittir 2 eksi x olur. Her iki tarafın karesini alırsak x kare artı y kare eşittir. Sağ tarafta ise x kare eksi 4x artı 4 olur. X kareleri atarsak ve x'i yalnız bırakırsak 4x eşittir 4 eksi y kare. X de buradan 1 eksi y kare bölü 4 elde edilir. X eşittir 1 eksi y kare bölü 4 cevabımız Denizli. Üçüncü soruda ise aşağıdaki integrallerden hangisi birinci bölgede, first quadrant birinci bölgede kardiyoidin içi çemberin dışındaki bölgenin alanını verir diyor. Şurada şöyle bir tablo yaptım. Teta'nın bazı açılarına karşılık 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2. Bunlara karşılık r'ler neler gelir? Bunları hesapladım. 0 koyduğumuz zaman sinüs 0, 0 olduğu için r eşittir 1. Bunlar da r eşittir 2, r eşittir 1, r eşittir 0 şeklinde. Bunları yazdık. Aynı şeyi diğer eğri içinde r eşittir 2 sin teta çemberi içinde şu r değerlerini hesapladık belirtilen açılara karşılık. Şimdi bunu çizmeye çalışalım. Teta eşittir 0, r eşittir 1. Şurası 0 derece, burası, burada 1 birim gidiyoruz. Pi bölü 2'de 2 birim git diyor. O zaman şurası pi'de 1 birim. Pi burası, buradan 1 birim gidersek şurası olur. 3 pi bölü 2'de de 0. Şöyle bir kardiyoid olur. Evet, şimdi gelelim diğerine. Diğeri ise teta eşittir 0 için 0 orijin. Pi bölü 2'de 2 demiş şu yukarıdaki nokta. Pi burası, pi de 0 demiş, yani tekrar orijin. 3 pi bölü 2'de burası eksi 2 dediği için tam tersi tarafa 2 birim gidiyoruz. Yine işaretlediğimiz nokta. Bu iki noktadan geçen çember. Şimdi çemberi böyle mi çiziyoruz yoksa içinde mi kalacak? Bunu tespit etmek lazım. Şöyle biraz kötü oldu çizim ama olsun. Şimdi bu çember kardiyoidin içinde. Mesela teta eşittir pi bölü 4 için r eşittir 1 artı sin teta nedir? R eşittir 1 artı sin teta 1 artı kök 2 bölü 2. R eşittir 2 sin teta ise kök 2 bölü 2 koyarsak burası kök 2 yapar. Hangisi büyüktür bunların? Kök 2 1.4 gibi bir şey. Bölü 2 deyince 0.7. Yukarıdaki 1.7, aşağıdaki 1.4. Yani 1 artı kök 2 bölü 2 büyük kök 2 olduğundan teta eşittir pi bölü 4'te çember içeride. Çember içeride dedik. O yüzden doğru şeklimiz bu olacak. Birinci bölge dediği için de çizdiğimiz, işaretlediğimiz alanın alanı veren integrali bulmaya çalışıyoruz şimdi. A diyelim alan. Açı nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Pi bölü 2'ye kadar gidiyor. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar alanımız var. Formülümüz de 1 bölü 2 r kare. R neydi?
R neydi? Şimdi biz buradaki mantık nedir? Orijinden başlayan doğru parçalarıyla burayı taramak. Bu bölgeyi taramak. R de bu doğru parçaların uzunlukları. Bu gittiğimiz uç noktalar kardiyoid olduğu için kardiyoidin denklemini kullanacağım. 1 artı sin teta'nın karesi diye bunu kullanacağız. Ancak mesela şu taraftaki noktaları tarayabilmek için ben böyle doğrular çiziyorum. Buraları da mecburen taramam gerekiyor. Şimdi orayı çıkartmam gerekiyor. Yani şuradaki yarım daireyi çıkartmam gerekiyor. Eksi yine 1 bölü 2. Dairenin çemberin şeyi neydi denklemi? 2 sin teta. 2 sin teta'nın karesi d teta şeklinde. Şuradaki yarım çemberin alanını verir. Buna uygun olan cevabımız C şıkkı gibi duruyor. Evet, C şıkkı. Dördüncü soruda şu kutupsal denklemde verilen eğrinin, kutupsal formda verilen eğrinin uzunluğunu soruyor. Şu aralıktaki uzunluğu. Formülümüzü yazalım hemen. Alfadan betaya kadar bize verilen aralık, açı aralığı. Burada R kare artı DR bölü D teta'nın karesi. Bunu teta'ya göre integre ediyoruz. Bu bize uzunluğu verir. O zaman L ne olacak? 0'dan 2 pi'ye kadar karekök içinde R kare kaçtır? R kare 1 eksi 3 teta'nın karesi. 1 eksi 3 cos teta'nın karesi olacak. Artı şurada da o zaman bir şeyi hesaplayalım. DR bölü D teta'yı. R'nin teta'ya göre türevi 3 sin teta yapar. Artı 3 sin teta'nın karesi elde edilir. D teta. 0'dan 2 pi'ye kadar karekök içinde 1 eksi 6 cos teta artı 9 cos kare teta. Yanında da 9 sin kare teta yapar. D teta. 9 cos kare ve 9 sin kare toplamları 1 yapar. 0'dan 2 pi'ye kadar 1 yapar. Başlarında da 9 olduğu için 9 yapar. En başta da 1 olduğu için 10 eksi 6 cos teta elde edilir. Buradan da 2 parantezine alırsak kök 2 0'dan 2 pi'ye kadar 2 parantezine aldığımız için 5 eksi 3 cos teta elde edilir. Şıklarda bu hangi şıkta var? B şıkkında cevabımız Bursa. 5. soruda bu P noktasının şu kürenin merkezine olan uzaklığı nedir diyor. Çok basit bir soru. Bunu ben şöyle yazabilirim. X artı 1'in karesi. Çünkü x kare artı 2x var. Sonra y sadece y kare var. Z'lerde z kare eksi 4z olduğu için z eksi 2'nin karesi diyorum. Burada da 6 var. Ama biz buraya şunu açınca mesela x kare artı 2x artı 1 geldi buradan. Y kare tamam orada problem yok. Z kare eksi 4z bunun yanına bir artı 4 geldi. O yüzden şuraya biz artı 5 eklememiz lazım. Orası çok da önemli değildi bizim için. Merkezi lazım. M diyelim merkezine. Eksi 1, 0, 2. M bu. P noktası da 0, eksi 1, 1. Bu ikisi arasındaki mesafe de neyle hesaplanacak? Şöyle bu iki nokta arasındaki uzaklık 0 eksi eksi 1'in karesi ya da tersten gidelim. M'den P'yi çıkartalım sorun değil. Eksi 1'in eksi 1 eksi 0 diyelim belirtmek için. İlk bileşenleri çıkarttık karesini aldık. İkinci bileşenler 0 eksi eksi 1. Bunun karesi. Üçüncü bileşenler 2 ve 1. 2 eksi 1'in karesi olarak bulunur. Bu da 1, 1, 1 yani kök 3 elde edilir. Cevabımız Adana. Altıncı soruda U ve V vektörleri verilmiş. W ise ortogonalmiş yani dikmiş. Neye dikmiş? Hem V'ye hem de U vektörel çarpım V'ye dikmiş. Şununla başlayalım. U vektörel çarpım V nedir? Bunu bir hesaplayalım.
3 çarpı 3'lük bir matris oluşturacağız. Birinci satırı I, J, K. İkinci satırı U'nun bileşenleri. 1, 1, 2. Üçüncü satırı da V'nin bileşenleri. Eksi 1, 0, eksi 1. Bu matrisin determinantını bildiğiniz herhangi bir yöntemle hesaplayabilirsiniz. Ben şu yöntemi kullanacağım. Birinci satırı ve birinci sütunu kapattık. Burada 2 ikilik bir matris kaldı. Bu matrisin determinantı eksi 1 yapar. Neyi kapatmıştık biz? Kesişimde ne var? İ var. Eksi İ yaptı. Birinci satır ikinci sütunu kapattığımız zaman şöyle eksi 1. Buradan da artı 2. Eksi eksi 2'den artı 2. Eksi 1 artı 2'den 1 gelir. Ama J'nin katsayısını yazarken tam tersi bulduğumuz sonucun tam tersini yazıyoruz. Biz 1 bulduğumuz için eksi 1 yazdık. Birinci satır üçüncü sütunu kapatırsak buradan 0 buradan artı 1 artı K geldi. Tamamdır. U vektörel çarpım V hesaplandı. O zaman şunu da söyleyelim. V ile U vektörel çarpım V'nin bu bir vektör verecek. Bu iki vektörün vektörel çarpımı nedir? Bu iki çarpı iki vektörün vektörel çarpımı hem V'ye diktir hem de U vektörel çarpım V'ye diktir. Aynı şeyi W için de söylediği için W nasıl bir vektör olacakmış? Hem V'ye hem de U vektörel çarpım V'ye dik olacakmış. O zaman W paralel olmalı neye? V vektörel çarpım U vektörel çarpım V'ye. W hem V'ye hem U vektörel çarpım V'ye dik bir vektördü. Aynı şekilde bunların vektörel çarpımı da hem V'ye hem U vektörel çarpım V'ye dik vektör. 3 boyut oldukları için bunlar I, J, K olduğu için mesela şu an ekranda olan şu vektörler V ve U vektörel çarpım V vektörleri olsun. Bu vektörlere dik olan vektör ne olmuş olacak? Bilgisayar ekranından size doğru gelen bir vektör gibi olacak. Hem W hem de bunların vektörel çarpımı bilgisayar ekranından size gelen bir vektör gibi imiş. O yüzden W ile şu vektörel çarpımın paralel olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şunu hesaplayalım. V vektörel çarpım U vektörel çarpım V. I, J, K, V'nin bileşenleri eksi 1, 0, eksi 1. U vektörel çarpım V hesapladık. Onu da yazalım. Eksi 1, eksi 1, 1. Birinci satır birinci sütunu kapattığımız zaman 0. Bunların çarpımından 1 çıkarttığımız için eksi 1. Eksi i yaptı. Birinci satır ikinci sütunu kapattığımız zaman şuradan eksi 1. Bunların çarpımından da 1 geliyor. Çıkarttığımız için eksi 1. Eksi 2 yaptı. Ama j'nin katsayısını yazarken tam tersini yani artı 2 olarak yazdık. Birinci satır üçüncü sütunu kapattığımız zaman eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından 1 gelir. 1k. Artı K oldu. W paralel olacakmış. Eksi I artı 2J artı K'ya. O zaman iki vektör birbirine paralelse birbirinin katı olması lazım. Nasıl söyleyelim? Eksi A I artı 2A J artı AK şeklinde alabilirim. Bu vektörün A katını aldım. W vektörü tamam. U vektörünün W doğrultusundaki scalar component demiş. Skaler bileşeni nedir? U'nun W doğrultusundaki skaler bileşeni. Bunu hesaplamamızı istiyor. Bunun da bir formülü vardı. U'nun W doğrultusundaki öncelikle bu iki vektörün vektörel skaler çarpımını yapıyoruz. Aşağıda da hangi doğrultuda demişti? W doğrultusunda. Aşağıda da W'nun boyuna bölüyoruz. U ile V'nin vektörel çarpımı U ile W'nun skaler çarpımı nedir? U neredeydi? U şurada 1, 1, 2. Bunu 1, 1, 2 ile sırasıyla çarpalım. Eksi A gelir.
Bunu 1 ile çarpacağım için 2a gelir. Bunu da 2 ile çarpacağım için 2a gelir. Aşağıda da w'nun boyu. W'nun boyu a kare artı 4 a kare artı a kare. Yukarısı 3a yaptı. 3a, aşağısı 6 a kare. Aşağısı 6 a kare, yani kök 6 mutlak değer a diye çıkartırız burayı. O yüzden buranın cevabı a bölü mutlak değer a artı eksi artı 1 veya eksi 1 yapabildiği için artı eksi 3 bölü kök 6. Kök 6 ile genişletirsek artı eksi kök 6 bölü 2 elde edilir. Şıklarda buna uygun olan şey var. Kökün içinde 3 bölü 2 şeklinde yazabiliyoruz. Skaler bileşenin tanımının da ne olduğundan bahsedeyim. U vektörü varmış. Şöyle bir W vektörü var. Şu mesafeye iz düşümünün boyu demek aslında skaler bileşen. Skaler bileşen. Bu doğru parçasının şuradaki uzunluğun ne olduğunu sormakta. Evet, cevabımız artı eksi karekök içinde 3 bölü 2 denizli. 7. soru U ve W 3 vektör uzayda 3 vektör ve arasında şöyle bir ilişki varmış. W U ile V'nin vektörel çarpımının eksilisine eşitmiş. Şöyle de diyebiliriz. W eşittir V vektörel çarpım U da diyebiliriz. Çünkü vektörel çarpımda vektörlerin yerini değiştirirsek eksilisi gelir bulacağımız sonucun. Sonra bir alan vermiş. Paralel kenar demiş. Paralel kenarın alanı. Nasıl bir paralel kenar? U ile V tarafından elde edilen. Şurada bir U vektörü, burada bir V vektörü olsun. Bu iki vektörün oluşturduğu paralel kenarın alanı. Bu paralel kenarın alanı şöyle bulunur. U ile V vektörlerinin vektörel çarpımı şeklindedir. Sinüs'te alan formülünden geliyor. U ile V'nin vektörel çarpımının boyu. Aslında şöyledir bu. Bunun diğer eşitini yazarsak U'nun boyu, V'nin boyu, aradaki açının sinüsü. U'nun boyu burası, V'nin boyu burası, aradaki açı da burası olunca bu zaten paralel kenarın alanı veriyor. Sinüs alan formülünden gelmiş oluyor. U ile V vektörlerinin vektörel çarpımının boyu olmuş olacak. Bu paralel kenarın alanı. Buna da demiş ki bu 3 demiş. Tamam. Şimdi şunu hesaplamamızı istiyor. U vektörel çarpım V skaler çarpım U ile V W'nun skaler vektörel çarpımı skaler çarpım V. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bunu şöyle hesaplayabiliriz. Bu mixed product denilebilir veya box product deniyor bunlara. Üçlü çarpım olduğu zaman vektörel çarpım ve skaler çarpım beraber olduğu durumlarda şöyle bir özellik var. Bunu başa atabiliyoruz. Yani farklı versiyonlarda yazabiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Bunu başa atınca V, U, W sıralaması oluyor. V, U, W. Bunu yazabilirim. Bununla bu aynı şeydir. Hatta bir tane daha yaparsam W'yu başa atsam W, V, W, V ve U. W ile V'nin vektörel çarpımı skaler çarpım U şeklinde yazabiliriz. Bana lazım olacak şey, benim işimi görecek şey bu. O zaman tekrar şuraya yazalım. U ile W'nun vektörel çarpımı skaler çarpım V. Bunun yerine ben V ile U'nun vektörel çarpımı skaler çarpım W yazabilirim. Peki bu neye eşitti? Skaler çarpımın özelliğini kullanırsak W ile U'nun vektörel çarpımı şu vektörün boyu çarpı W'nun boyu
Aslında buna gerek yoktu. W'da bulmuştuk. Onun da yerine yazarsak işimiz kolaylaşacak. V vektörel çarpım U skaler çarpım W. W neydi? O da aynı şekilde. V vektörel çarpım U. Bir vektör var. Aynı vektör bunlar. Kendisiyle skaler çarpım yaparsak bize neyi verirdi? Bu vektörün boyunun karesini veriyordu. Bu da 3 olduğuna göre buradan 9 elde edilir. Cevabımız 9. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdaki vektörlerden hangisi? Line of intersection demiş. Bu iki tane düzlemin, iki tane düzlem var. Bu iki düzlemin kesişim doğrusu. İki tane düzlemi kesiştirdiğim zaman doğru oluşur. Bu doğruya paralel bir vektördür. Aşağıdakilerden hangisi? Bu iki düzlemin normal vektörleri var. Bununki mesela x, y, z'nin katsayılarından elde edebilirim vektörümü. I artı 2j eksi 2k. İkinci düzlemin de normal vektörü 3i eksi j yapar. Z bileşeni olmadığı için 0k oldu. Bunların vektörel çarpımı da n1 vektörel çarpım n2. Bir hesaplayalım. N1'in bileşenleri 1, 2, eksi 2, N2, 3, eksi 1, 0. Bu vektörel çarpımı yapalım. Birin satır, birin sütun kapatırsak buradan 0. Bunların çarpımı 2 çıkarttığımız için eksi 2. Eksi 2, i. Birin satır, ikin sütun kapatırsak 0. 3 ile eksi 2, eksi 6 çıkarttığımız için artı 6. J'nin katsayısını yazarken eksi 6 diyoruz. Tam tersini yazıyoruz. Benim kullandığım yöntemi kullanırsanız böyle j'nin katsayısında bulduğumuz sonucun tam tersini, negatifini yazarız. Birinci satır, üçüncü satır kapattığımız zaman eksi 1, eksi 6, eksi 7 geldi. Eksi 7k. Bu dediğim tam tersi alma işlemi sadece j'de yapıyoruz. Diğerlerini de yapmıyoruz. Lineer cebirden gelen bir özellik bu. Bu bulduğumuz sonuç nedir? Ara kesit doğrusunun doğrultusu. Biz bu doğrultuya paralel bir bu ara kesit doğrusuna paralel bir vektör arıyorsak o zaman aradığımız vektör şuna paralel olması gerekir. Eksi 2, eksi 6, eksi 7 buna paralel olan, bunun katı olan hangi şıkkımız var? C şıkkı var. Buna paralel vektör CD var diyelim. Cevabımız Ceyhan. 9. soru. K ve L'nin hangi değerleri için R noktası verilmiş bileşenleri K, L, 0. P ve Q noktalarından geçen doğrunun üzerindedir R noktası. K ve L'ye kaç verirse K, L, 0 noktası. Bu iki noktadan oluşturulan, bu iki noktadan geçen doğrunun üzerindedir diyor. Öncelikle bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazalım. P ve Q şu doğrunun parametrik denklemini yazalım. Bunun bir doğrultusuna ihtiyacımız var. Onun için de PQ vektörü elde edelim. PQ, Q eksi P diyoruz. 3 eksi 3'ten 0. Eksi 2'den eksi 1 çıkartırsak artı 1'e dönüşür. Eksi J yapar. 1'den 2 çıkartırsak eksi 1, eksi K olur. Bu doğrultu. Doğrultu bu. Nokta olarak da P noktasını alsak 3 eksi 1 2 fark etmez. P veya Q'yu almamız fark etmez. Doğrunun parametrik denklemi şu olur. Doğrunun noktanın bileşenlerini yazıyoruz. 3 eksi 1 2. Sonra doğrultumuz buydu. Doğrultuya birer parametre ekliyoruz. 0 T eksi 1 T eksi 1 T. Yani burası 3 oldu. Burası eksi 1 eksi T oldu. Burası da 2 eksi T oldu. Şimdi şuradan devam edeyim.
R noktası KL 0. R noktasının bu doğrunun üzerinde olmasını istiyoruz. Yani T'nin hangi değerine karşılık bu şeyi bulabilirim? Peki nereden yola çıkacağız? Z'den. Z bileşeninin 0 olması gerekiyormuş. T eşittir 2 için Z'sini 0 yapacak değerimiz T eşittir 2. T eşittir 2 için 3 koyduk. 2 koyarsam eksi 3 yaptı. Burası da 0 yaptı. O halde bu K değeri, bu da L değeri olmuş olacak. 3 ve eksi 3 cevabımız Denizli. 10. soruda boşluk doldurma sorusu var. En uygun şekilde doldurun diyor. Two vectors are equal if they're demiş, boşluk bırakmış. Yani iki vektör eşittir. İki vektörün eşit olması için ne olması gerekiyor? A şıkkında diyor ki birbirine karşılık gelen komponentler, yani I, J, K komponentlerinin same, yani aynı olması gerektiğini söylüyor. Cevabımız Adana. İki vektörün birbirine eşit olabilmesi için I bileşenleri aynı olacak. J bileşenleri aynı olacak. K bileşenleri aynı olacak. Cevabımız Adana.